Aa, çok güzel bir afiş. Epey ilerledin bu işte. Helga'nın şöhreti yakında sınırları aşacak. Avrupa'nın dört bir yanı afişleriyle dolacak. Evvela bizim ev tabii. Kart vizit isteyenlere afiş dağıtırsın artık Helga. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Geç kaldım galiba. Yok canım. Zaten herkes kendi havasında. Çocuklar, size arkadaşım Mehmet'i tanıtayım. Helga. Memnun oldum. Ben de. Rolf. Merhaba. Hanelor. Peter. Merhaba. Buraya öğrenim için geldiğim doğru. Ama meseleyi böyle dar sınırlar içinde almak yanlış anlamlara sebep olabilir. Zannetmiyorum. Biz tarihin her çağında ilim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Yoksa mesleğinizin ihtisası için buraya gelmenize lüzum kalmazdı, değil mi? İşte ilk yanlışınız. Tarihin her çağında dediniz. Halbuki tıp ilminin ilk temel prensipleri, ilk karantina uygulaması, anestezi esasları hep doğulu alimlerce bulunmuştur. Mesela Türk alimi İbn Sina'nın yazdığı tıp kitabı 2-3 asır Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Birkaç tıp kaidesinin doğululardan bulunması veya doğudan bir tek İbn Sina çıkması tezimizi doğrulamaya yetmez sanırım. Sadece tıp dalını değil, astronomiyi, matematik ve kimyayı da düşünün. Cevir kaidelerini bulan, pusula, barut ve ilk alaşımları keşfeden, dünyanın çevresini ilk ölçen, hatta bilimin en önemli aracı kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir. Avrupa tam 7 asır Endülüs'teki okullara talebe göndermiş, Haçlı seferleriyle doğudan aldığı pek çok icadı sonradan kendine mal etmiştir. İlmi konuşmaları bırakın artık, biraz da benden bahsedelim. Yarınki imtihanda doğuyu başarıyla ben temsil edeceğim. Beni sevmiyorsun galiba, sevseydin... Evet, sevseydim. Bir kitapta okumuştum. İnsan birini severse onun bütün çevresindekileri, arkadaşlarını, işini, her şeyini severmiş. Senin annen baban yok ki burada. Arkadaşlarım var. Helga var. Ben Helga'yı çok severim. Ama sen ne Helga'yı ne de diğer arkadaşlarımı hiçbirini sevmiyor, hiçbiriyle kaynaşmıyorsun. Ama o kadar çok arkadaşım var ki sevgimden hepsine birer parça verirsem korkarım sana hiçbir şey kalmaz. Yok canım, daha neler. Hem sonra benim müzik çalışmalarımı da beğenmiyorsun galiba. Nereden vardın bu karara? Mesela imtihandan sonra arkadaşlarım çok sevindi. Halbuki sen hiç önemsemedin başarımı. Bütün bunlar senin icat ettiğin kuşkular ve benim seni sevmemle hiçbir ilgisi yok. Fakat bu müzik konusunu açman iyi oldu. Viyanalı bir genç kız gibi hareket ediyorsun. Batı müziği öğreniyorsun. Bach'ı, Strauss'u, Beethoven'ı. Niye? Çok basit. Çünkü Viyana'yı, Viyanalıları seviyorum. Ama sen Viyanalı değilsin ki. İstanbullusun, Türksün. İnsanın kendi müziğini öğrenmeden başka müziği öğrenmeye kalkmasına... Türkiye'de mektepler bitti mi ki Avrupa'ya gideceksin kızım? Ne işin var yabancı yerlerde? Aman büyük anneciğim, duyan da Afrika'ya yamyamların arasına gidiyorum sanacak. Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya. Burası medeni değil mi? Büyük annem gibi konuşuyorsun. O da Avrupa'ya gelişime isyan etmişti. Sen Bach'ı, Beethoven'i sever misin? Canım severim, niye sevmeyeyim? Ama müzik denilince senin aklına önce Batı müziği geliyor. Halbuki bizim de bir müziğimiz var. Önce onu sevmemiz, onu öğrenmemiz gerekir. Dede efendinin mi demiştin? Evet. Güzel. Ama ben Beethoven'i tercih ederim. Türk müziğini beynelmiler sahaya çıkarabilmek için çok seslilikten yararlanmalıyız. Müziğimizi çok sesli işlemeliyiz. Geçenlerde bir Türk orkestrası geldi. Türk bestekarlarının eserlerini çaldı. Ertesi gün gazeteler konser için Türkler bu sefer Viyana'da diye yazdılar. Yani Türk askerinin yapamadığını Türk sanatkarların müzikleriyle yaptılar. Viyana'yı fethettiler. Viyana'yı Türklerin fethetmeleri 1970'lerden çok evvel olmuştur. 16. yüzyılda Türk elçilik alayı mehterleriyle Viyana Kalesi'ne girdiği zaman arkasında birkaç yüz dinleyici değil,
on binlerce kişi vardı. Mehter müziğimi sürüklemişti onları. Üstelik Avrupa'daki hiçbir kitapta çok sesli Türk bestecilerinden bahsedilmemiştir şimdiye kadar. Annen mi? Hı, annem. Burası neresi? Erzurum. Orada doğdum ben. Liseyi orada bitirdim. Sonra İstanbul'a geldim, üniversiteye. Hem çalıştım hem okudum. Peki Viyana'ya nasıl geldin? Tıbbi iyi dereceyle bitirince burs imtihanına girdim, kazandım. Ne yapıyorsun? Yarım bıraktığım yazıyı tamamlıyorum. Mehmet, Mehmet, Mehmet.